Anadolu topraklarının ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden geriye kalanlar arasında krallar, prensler, valiler gibi önemli kişiler için inşa edilen anıt mezarlar da yer alıyor. Tümünüz soylu ve zengin kişiler için yapılan mezarlara verilen isim. Bu gösterişli yapılar konik biçimde olması ve ölen kişiye ait şahsi eşyaları barındırmasıyla höyüklerden ayrılırlar. İnsanın geçmişte nasıl bir yaşama sahip olduğunu günümüze taşıyan en önemli eserlerden olan tümülüsler içerisinde daha keşfedilmemiş birçok anı da barındırıyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 125 tümülüs mevcut. İçlerinden 45'i kazılmış, 80'i ise hala gizemini koruyor. Dışarıdan bakıldığında bir tepeyi andıran anıt mezarlar büyük de bir iş gücü gerektiriyorlar. Anadolu'nun en büyük ikinci tümülüsü, 300 metrelik çapı, 53 metrelik yüksekliğine Midas tümülüsü. Tümülüse girdiğinizde sizi 100 metrelik dar bir koridor karşılıyor. Bu koridorun sonunda ise mezar odasına alışıyorsunuz. Demir parmakların bulunduğu oda binlerce yıllık ağaç kütükleriyle korunuyor. Aynı zamanda bu mezar odası dünya üzerinde günümüze ulaşabilmiş en eski ahşap yapı örneği. Mezar odasında çam, sedir ve ağaç olmak üzere 3 farklı ağaç kullanılmış. Tümülüs mezar geleneği Türklere ait kurgan geleneğiyle büyük benzerlikler gösterir. Ölülerin eşyalarıyla gömülmesi, hatta sevenlere mezara hediyeler bırakması ve mezar odasından tunç ve bakır kap, çengelli iğne, karyola, testi, ahşap masa ve bunun gibi 310'a yakın eser de çıkmış. Bugün o bırakılan hediyeleri birer tarihi eser olarak Gordiyon Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebilmek mümkün. 1957 yılında keşfedilen bu anıt mezarın ölü hediyelerin zenginliğinden dolayı efsanevi kral Frig kralı Midas'a ait olduğu düşünüldü. Daha sonra yapılan araştırmalarda M.Ö. 740 yıllarında yapılan mezarın Midas'tan önce tahtta bulunan bir krala ait olabileceği görüşü ağırlık kazandı. Şu anda büyük tümülüs olarak da adlandırılan bu yapının Gordion kentinin kurucusu ve Midas'ın babası Gordios'a ait olduğu düşünülmekte. Ayrıca kralın 60 yaşlarında öldüğü ve boyunun 1,59 santim olduğunda yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmış. Hadi şimdi Anadolu'nun en eski tümülüsüne hep beraber göz atalım. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.